Değerli izleyenler, özel yayından herkese iyi günler diliyoruz. Yeni tip koronavirüse ilişkin birçok iddia gündeme getiriliyor ve aynı zamanda Türkiye ve dünyanın öncelikle gündemi olmuş durumda. Akıllarda birçok soru var. Biz de bu soruları Çin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Deng Li'ye soracağız. Sayın Deng Li, efendim hoş geldiniz yayınımıza. Her şeyden önce hem size hem sizin üzerinizden bütün izleyici arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum. Ve bugün sizlerle bir araya gelerek Çin'de yeni çıkan koronavirüs salgını ile ilgili son durumlar hakkında Çin hükümeti ve Çin halkının bu salgınla mücadele konusunda neler yaptığına dair en nesnel ve tarafsız şekilde izleyicilerimizin izlenimler edinmesini hedef ediniyoruz. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İker Yücel ile birlikte sorularımızı soracağız. Sayın Yücel, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Sağolunuz katılımınız için. Efendim, öncelikle moderatör hakkımı da kullanarak ilk soruyu ben sormuş olayım. Sayın Denkli, şu anda virüse ilişkin ve özellikle etkilediği kişiler açısından son rakamları, son bilgileri paylaşır mısınız efendim bizde? Öncelikle bu sabah gece yarısı 00:00 itibariyle edindiğimiz en son istatistiklere göre size bilgi vermek istiyorum. Bizim ilgili hükümet makamımızın yayınladığı veriye göre şu anda teyitli vaka sayısı 24.324 ve şu ana dek hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 490 oldu. Tedavi edilerek taburcu olanların sayısı 892 oldu. Yani sanırım hem ulusanı izleyicileri hem de aydını okuyucularını akıllarında mutlaka şöyle birkaç soru işaretleri olabilir. Yani mesela şu anda salgın ne kadar ciddi boyuta gibi bir soru olabilir. Her şeyden önce şu anda teyitli yani 24 binden daha fazla teyitli vakaların çoğunluğu %80'inden daha fazlasının durumu çok hafiftir. Ve hayatını kaybedenlerin çoğunluğu %95'inden daha fazlası Hubei eyaletinden yaşayanlar. Yine Hubei eyaletinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ortalama yaşı ise 68. Ve yine de orada hayatını kaybedenlerin %70'inin en azından bir ya da birden daha fazla mevcut hastalığı bulunuyor. Mesela tansiyon problemi, kan şekeri problemi ya da kalp problemi olanlar. Şu anda Çin genelinde böyle bir virüsten dolayı ölüm oranı %2.1 iken Hubei eyaletinde ölüm oranı %3.1. Hubei eyaletinin dışında Çin'in diğer bölgelerinde ölüm oranı sadece %0.16. Bu yüzden böyle bir bu seferki salgın asla ve asla Çin genelinde görülen bir şey değil. Sadece bölgesel bir sorundur. Sanırız arkadaşlarımızın merak ettiği diğer bir soru mutlaka böyle bir salgının önümüzdeki günlerde nasıl bir eğilim sergileyeceği konusunda. Son dönemde gerçi teyitli vakaların sayısına bakılırsak bir artış olduğunu söylemek zorundayız ama geçen iki hafta içindeki duruma bakarsak teyitli vakaların artış oranında bir yavaşlama söz konusu. Uzmanların tahminlerine göre önümüzdeki 10 gün ile 2 hafta içerisinde teyitli vakaların artış oranı giderek zirve noktasına tırmanacak ve ondan sonra yavaş yavaş yavaşlama sürecine girecek. Yani neden insanlar böyle bir salgından korkuyor? Yani daha çok bunun arkasında yatanların çoğunu hala bilinmediği için. Aslında bu seferki koronavirüs salgınının ciddiyeti daha önce yaşanmış olan Afrika'daki Ebola salgını
Orta Doğu bölgesindeki solunum konusundaki salgın veya SARS salgınından çok daha az ve sadece ciddi bir grip salgınından biraz daha yüksek onun ölüm oranı. Hatta Çin'de uzmanlar şöyle bir karşılaştırma yaptı. Normal ne bir gribi salgınının ölüm oranı bile böyle bir salgından daha yüksek. Öncelikle bütün Çin halkına, Çin devletine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Çin'e birçok kez gittim. Devlet sistemine sorun karşısındaki reflekslerini biraz tanıma fırsatı buldum. Bu sorundan da Çin güçlenerek çıkacaktır diye düşünüyoruz. Batı medyasında bu olaylarla ilgili olarak Çin'de bir panik havasının hakim olduğu, Wuhan'da bir kaos olduğu, Çin hükümetinin insanları evlere kapattığı ve ölü sayısının da resmi açıklamalardan fazla olduğu yönünde çok sayıda yayın yapılıyor. Buna karşı Çin'in 10 gün içerisinde devasa bir hastaneyi inşa etmesi ve binlerce sağlık memurunu hemen bölgede toplaması dışında kamuoyuna yansıyan özel bir önleme yönelik bilgi yok. Wuhan'da kaos var mı? Alınan önlemler nelerdir? Böyle bir salgın ortaya çıktıktan sonra Çin Komünist Partisi ve Çin Merkezi Hükümeti biz çok büyük önem vererek Devlet Başkanımız Sayın Xi Jinping bizzat mücadele sürecimize öncülük ediyor. Şu anda Çin Hükümeti tarihimizde hiç görülmemiş güçlü bir şekilde tedbirlerimizi almaya devam ediyor. Aslında ikinci derecede olan bir salgına karşı birinci derecede güçlü tedbirlerimizi alıyoruz. Bizim mücadelemiz sadece Çin halkı için değil, bütün dünya halklarının mutluluğuna yararlıdır. Eğer Çin Komünist Partisi ve Çin Merkezi Hükümeti'nin böyle bir mücadelede sergilediği tutumları özetlersek, ben şöyle dört kelimeyle özetlemeyi tercih ediyorum. Kararlılık, özgüven, bilimsellik ve düzenlilik. Birincisi kararlılık. Neden kararlılık? Biz şu anda hemen hemen Çin'in bütün güçleri ve Çin'in bütün kaynaklarını bir araya getirerek seferber etmiş durumdayız. Şu ana dek Çin'in diğer bölgelerinden toplamda 8300'den daha fazla sağlık personelimiz Hubei eyaleti ve Wuhan şehrine yardımcı olmak için buraya gönderildiler. Ve yakın tarihte 2000'den daha fazla personelimiz daha gönderilecek. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi her biri için sadece onar gün harcanarak toplamda iki tane geçici hastane inşa edebildik. Bu iki hastane sayesinde 2600 yatak kapasitesi artırıldı. Aslında bunun arkasında yatanlara bakarsak her şeyden önce Çin'in kendine özgü siyasi yapısı, siyasi sisteminin avantajlarını bir göstergesi olarak görülebiliyor. Çin kültüründe ve Çin geleneğindeki öteden beri devam eden bir yerde sorun çıktıktan sonra her yerden yardımlar sağlanıyor gibi bir ahlaki geleneğimiz de var. Çin'in her yerinde sıkı bir şekilde denetim ve kontrol tedbirlerimizi aldık. Yani mesela biz Çin'in birçok bölgesinde ulaşım konusunda kısıtlamalar getirdik ve kalabalıkların toplamaları konusunda da çok sık düzenlemeler ve sınırlamalar getirdik. Bizim amacımız ise virüsün yayılma kanalını tamamen kesmektir. O da her bir aileden iki gün içinde sadece bir kişi, bir temsilci dışarıya çıkarak temel malzemeleri satın alabiliyor. Bizim vatandaşlarımız neden bunu yaptığımızı çok iyi biliyor. Yani bizim amacımızı en iyi şekilde virüsün yayılmasını engellemek olduğunu çok iyi biliyor. Çok fedakarlık, büyük fedakarlık gösterdikleri halde yine de onlar anlayışla karşılıyorlar. Şu anda Çin'in bu gibi önlemleri almasını
eleştiren basın organlarına şöyle bir soruyu yöneltmek istiyorum. Eğer Çin bunları yapmasaydı, o zaman salgın daha hızlı bir şekilde yayılabilirdi ve daha ciddi boyuta varabilirdi. O zaman bunlar sizin lehinizde olan bir şey olacak mıydı? Bu yüzden Çin halkı aynı zamanda tüm dünya ülkelerinin ortak çıkarları, ortak çıkarları ve mutluluğu için de fedakarlık gösteriyorlar. İkincisi, neden özgüven diyoruz? Çünkü bizim en güçlü avantajlarımız arasında Çin Komünist Partisi'nin güçlü liderliği var. Bizim kendimize özgü avantajlı siyasi sistemimiz var. Ve her zaman çalışkan ve dayanıklı halkımız var. Aynı zamanda 2003 yılında SARS salgını ortaya çıktığından beri Çin hükümeti de çok iyi bir şekilde ülke geleninde kamusal sağlık olayları için de çok bütünleştirilmiş ve geliştirilmiş bir acil durum yönetimi sistemi kuruldu. 17 sene önceki Çin'e nazaran ise şu anki Çin'in ekonomisi ve teknolojisi de tamamen bambaşka bir düzeye çıktı. Bu yüzden bizim şu andaki sıkıntılarımızın üstesinden gelmek konusunda özgüvenimiz tamdır. Üçüncüsü, neden bilime dayalı olması gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü şu anda Çin hükümeti bilim ve teknolojiye çok büyük önem verdiği için çok sayıda uzmanlarımızı ve teknik personelimizi bir arada bulundurarak böyle bir virüsün kaynağını ve onun özelliklerini araştırarak tam olarak açıklığa kavuşturmak için çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ve bugüne dek biz ilk aşamada böyle bir virüsün gelişmesini engellemeye ve önlemeye yarayabilecek 3 ilaç seçtik ve yine de bizim sağlık ekiplerimiz olanca hızla en yakın bir tarihte bunu tedavi edebilecek bir aşı yaratmaya da çalışıyorlar. Bu yüzden inanıyoruz ki bizim araştırma çalışmalarımız hızlandırılınca ve böyle bir virüsün ve salgının arkasında yatan bilinmeyen şeyleri daha iyi bir şekilde anladıkça böyle bir mücadelede zafer kazanabiliriz. Dördüncüsü, düzenli bir şekilde mücadele sürecimizi yürütmeye önem veriyoruz. Biraz önce de bahsettiğiniz bir unsura ilişkin olarak bazen panik duyguları virüsün kendisinden ve salgının kendisinden daha fazla zarar verebilir. Şu anda Çin'in geleninde son derece düzenli ve organize bir şekilde bu salgınla mücadele süreci yürütülüyor. Bu yüzden şu anda salgını en ciddi boyuta olduğu Wuhan kenti de dahil her yerde çok düzenli bir şekilde süreci yürütülüyor. Belki daha önce bazı basın organlarının verdiği haberlerde sanki bizim vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar çekiyorlarmış gibi gösteriliyor. Bundan önceki aşamada yaşanan durumları yansıtabiliyor. Çünkü bundan önceki dönemde Wuhan kentindeki mevcut sağlık kaynakları böyle bir salgına baş etmek için tam olarak yetemiyordu. Ama şimdi giderek daha fazla yeni hastaneler inşa edildi ve eski hastanelerimizi yeni hastanelere dönüştürüldü. Yani bu gibi çalışmalar yapıldıktan sonra artık şu anda Wuhan'daki sağlık kaynakları giderek kendi kendine yeter hale gelmeye başlıyor ve durum çok iyileşmiş durumda. Şu anda biz uluslararası toplumla açıklık ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde işbirliği yapmaya çok büyük önem veriyoruz. Biz ilk anda sorumlu bir tavırla son gelişmeler ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü ve ilgili bütün ülkelerle paylaşıyoruz. Ve hep açıklık ilkesi çerçevesinde hareket ediyoruz. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü Çin hükümetini aldığı tedbirleri çok yüksek takdirle karşıladı ve değerlendirdi ve Çin hükümetinin böyle bir mücadelede zafer kazanacağına tam olarak inandıklarını da dile getirdiler.
Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü ilgili ülkelerin Çin ile ticari ve ekonomik ilişkileri ne kesmesini ya da vatandaşlarımızın gidiş gelişlerini askıya almasını tavsiye etmiyor. Hatta buna net bir şekilde karşı çıkıyor. Bu yüzden bazı ülkeler anilen Çin hükümetini bir panik duygusunu yaymakla suçluyor. Ama aslında bu ülkelerin kendileri yaptıklarına bakarsak, onlar Çin'de yaşayan ya da Wuhan kentinde yaşayan vatandaşlarını kendi ülkelerine geri getirmeye ilk karar veren ülkelerden ve hatta ilgili bölgelerdeki diplomatik personelini de kendi ülkelerine geri getirdiler. Ve hatta erken tarihlerde bile Çin ile ilgili olarak seyahat sınırlamaları getirdiler. Aslında bunların aldıkları bu gereksiz ve ölçüsüz reaksiyonlar ve verdikleri bu tepkiler yani panik duygusunun yayılmasının en önemli nedenidir. Bu yüzden umarız ilgili ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği profesyonel ve bilimsel tavsiyeleri çerçevesinde hareket ederek Çin ile birlikte işbirliği içinde böyle bir salgınla mücadele vermeye devam edebilir. Yani Çin'in şöyle bir atasözü vardır. Bir ülke, bir millet felaket ve afetlerden hep güçleniyor. Bu yüzden sizin dile getirdiğiniz gibi şu anda inanıyoruz ki böyle bir salgınla mücadele sürecimizi tamamladıktan sonra mutlaka Çin'in gelişmesi çok daha iyi bir aşamaya girecek ve biz kendi geleceklerimize çok sıcak bakıyoruz. Sizinle şöyle bir kişisel duygumu paylaşmak istiyorum. Salgın olayı çıktıktan sonra şu anda Çin'de şöyle iki tür insanlar en çok beni duygulandırdı. Birincisi Çin'deki sağlık personeli. Onlar tamamen fedakarlık ruhuna sahip olarak, kendi çıkarlarını tamamen unutarak, gece gündüz demeden gönüllü bir şekilde Wuhan kentine gelerek orada yardımcı oluyorlar. İkincisi ise Çin'de 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda, hatta 2000'li yıllarda doğan yeni nesil Çinli gençler. Onlar da beni çok duygulandırdılar. Çünkü onlar son derece büyük soğukkanlılık ve itidal duygusuyla ve çok büyük bir heyecanla ve sıcakkanlılıkla salgınla mücadele sürecimize katkılarda bulunmaya devam ediyorlar. Yani birinci türdeki insanlar bana Çin'in yani ruhlarını gösterdi ve ikinci türdeki insanlar ise bana Çin'in geleceklerini gösterdi. Efendim, yeni tip koronavirüsle ilgili Amerika'dan da bazı açıklamalar geldi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yaptığı bazı açıklamalar var. Bu salgın yüzünden işler ABD'ye dönebilir, Amerika'da istihdam artabilir şeklinde yorumlarda bulundu. Bu yorumlara ilişkin sizin görüşünüzü merak ediyoruz. Şu anda Çin hükümeti dahil tüm uluslararası toplumun üyeleri ellerinden geleni yaparak böyle bir salgınla mücadele ederken böyle yani bu yönde açıklamalar duymak aslında onların pek yerinde olmadığını düşündürüyor. Yani hatta şöyle bir duruma da benzetebiliyoruz. Şu anda bir orkestra ekibi birlikte güzel bir şarkı çalarken orada bir kişi yanlış bir ses notayla ses çalıyor gibi gözüküyor. Bir kuşak bir yol projesini etkileyecek mi bütün bu süreç? Yani hem alınan önlemler, ticari açıdan yaratılan spekülasyonlar, gerçek olmayan bilgilerin ortaya saçılması. Bütün bu süreç Çin Komünist Partisi'nin önüne koyduğu hedefleri etkileyecek mi? Bir kuşak bir yol projesini etkileyecek mi?
Her şeyden önce şunu söylemek istiyoruz. Şu anda salgını Çin ekonomisine olan etkileri sadece geçici ve bu aşamaya aittir. Ve ilerideki döneme bakarsak Çin ekonomisini her zaman iyiye gitme eğilimi bundan olumsuz etkilenmeyecek. Şu anda salgının Çin ekonomisindeki en belirgin yansımaları aslında şöyle bir alanda görüyoruz. O da Çin'in geleneksel bahar bayramındaki alışverişler. Gerçi bu böyle bir salgından dolayı bizim geleneksel bahar bayramı döneminde vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin fazla tüketim yapamadılar. Ama yine de bu dönemde önce zaten Çin piyasasında tüketim çok iyi bir seviyeye çıktığı için inanıyoruz ki bu salgından sonra kesinlikle tüketim, bizim genel olarak tüketimimiz yine de çok iyi bir seyirde bulunmaya devam edecektir. Devlet Başkanımız Sayın Xi Jinping'in bizzat ortaya koyduğu bir kuşak bir yol girişimi, kendisi çok yüce, çok büyük hedeflere sahip olan bir inisiyatif olduğu için kesinlikle böyle geçici bir durumdan, böyle bir aşama, sadece bu aşamada yaşanan geçici bir olaydan etkilenmeyecek. Bu yüzden Çin ekonomisi bundan sonra yine de genel olarak orta ve yüksek bir hızda büyümeye devam edecektir. Bu yüzden biz kararlılıkla bir kuşak bir yol inisiyatifimiz için koyduğumuz hedefleri gerçleştirmek için biz yine de kararlılıkla bunu inşa etmeye devam edeceğiz. Aslında bu salgınla mücadelede yaptığımız uluslararası toplumla yaptığımız işbirliğimiz Çin hükümetinin çağrıda bulunduğu insanoğlunu orta kader birliği inisiyatifinin bir göstergesidir. Onun ruhunu yansıtıyor. Şu anda son derece yüksek bir derecede küreselleşme sürecinin son derece yüksek bir derecede yürütüldüğü bir dönemde artık bütün insanoğlunun ortak şakaları oluyor ve onların bütün kaderleri gerek iyi açıdan gerek kötü açıdan kaderleri birbirine bağlamış durumdadır. Bu yüzden buna benzer krizlerle hep ortaklaşa yüzleşmemiz gerekiyor. Efendim, ekonomiye paralel yine bir sorum daha olacak. Türkiye uçak seferlerini durdurma kararı aldı. Şimdi gemi ticareti ve aynı zamanda gümrüklerde benzer bir sorun var mı? Çin-Türkiye ticaretini aksatan herhangi bir gelişme bu noktada yaşanıyor mu? Yani Çin tarafı yine de Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği profesyonel tavsiyelere göre hareket edilmesini savunuyor. Ve asla böyle bir salgından dolayı Çin ile normal ticari ve ekonomik işbirliklerini durdurulması ya da askıya alınmasına karşı çıkıyoruz. Biz yine de bilimsel bir tavırla ticaret ile ilgili sorulara bakmalıyız. Çinli bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucunda şu sonuca vardılar. Yani yeni tip koronavirüs eğer şu anda bizim oturduğumuz sandalyeler ya da masalar, sehpalar ya da ürünlerin yüzeyinde bulunuyorlarsa normalde 5 saatten daha fazla hayata kalamıyorlar. Ancak son derece özel hava sıcaklığı ve nemlilik oranı altında ancak birkaç gün hayata kalabiliyor. Ve o da 5 günden daha fazla sürmez. Bu yüzden Türk tüketicilerimizin herhangi bir endişesi olmazsa Çin ile normal mal ticareti asla böyle bir salgından olumsuz etkilenmeyecektir. Aslında biraz önce birkaç defa dile getirdiğim gibi Çin'de şu anda salgını en ciddi boyuta olduğu bölge Wuhan kenti ve onun merkezi şehir olduğu Hubei eyaletidir. Bu yüzden Hubei eyaletinin dışında Çin'in anakarasının diğer bölgelerinde hemen hemen böyle bir salgın kontrol altına alınıyor.
Bu yüzden şu anda Çin'de gerek teyitli vakaların sayısı, gerek ise şüpheli vakaların sayısını en azından 3/3 Hubei eyaletinde olduğu için Çin'in diğer bölgelerinde aslında durum nispeten çok daha iyi ve ve çok iyi bir şekilde kontrol altında tutuluyor. Kişisel olarak şöyle bir şeye inanıyorum. Bundan bir hafta içerisinde veya 10 gün içerisinde Hubei eyaletinin dışında Çin'in diğer bölgelerinde kesinlikle durum çok iyileşmiş olacaktır. Bir soru daha sorayım. Efendim, Türk basın yayın organlarının bazılarında bu virüsün Sincan Uygur özel bölgesinde özellikle insanlara zarar vermesi için kullanıldığına yönelik haberler çıktı. Hala da sosyal medya kullanıcıları içerisinde Türkiye'de bu haberler yayılıyor. Sincan Uygur özel bölgesiyle ilgili orada hangi önlemler alındı? Orada yaşanılanlarla ilgili bu hastalık çerçevesinde yaşanılanlarla ilgili mevcut haberlere yönelik bir cevabınız olacak mı? Her şeyden önce bunun tamamen tam olarak iftira olduğunu söylemek istiyorum. Şu anda Çin'de teyitli vakaların 1/2 dediğimiz gibi 1/3 Hubei eyaletinde. Ve yani 1/3 Hubei eyaletinde ve yani Hubei eyaletini takip eden en çok teyitli vakaları olduğu eyaletler yani Zhejiang eyaleti ve Jiangsu eyaleti gibi eyaletler geliyor. Ama şimdi biraz önce baktık yani bu saate kadar Sincan Uygur özel bölgesiyle ilgili verilere baktık. Şu anda sadece 32 tane teyitli vaka var Sincan bölgesinde. Ve şu anda bir ölüm olayı yaşanmadı Sincan bölgesinde ve siz biraz hesaplayabilirsiniz. Sincan bölgesinde yaşanan 32 teyitli vakanı Çin genelindeki 24.000'den fazla teyitli vakanın içinde ne kadar büyük bir pay aldığını. Yani özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Şu anda Sincan Uygur özel bölgesinde bu virüsü kapan hastalarımızın hiçbiri hayatını kaybetmedi. Ve böyle rakamlardan da gözükeceği gibi şu anda böyle bir salgından olumsuz etkilenen bölgeler arasında Çin'in anak arasındaki 31 tane eyalet düzeyindeki idari bölgede aslında o bölge arasında Sincan Uygur özel bölgesi yani en hafif etkilenen bölgelerden. Bu yüzden bu gibi iftiraları atmaya çalışanların art niyetli olduğunu da çok iyi bir şekilde görüyoruz. Türk Sağlık Bakanlığı yardım malzemeleri yolladı. Ve Sağlık Bakanı Çin'in başarısı bütün Türkiye için, dünya için önemli bu mücadelede. Yanlarındayız, meslektaşlarımızın yanlarındayız açıklamasında bulundu. Türkiye'nin tutumunu şu anki zamana kadar Türkiye'nin tutumunu nasıl değerlendiriyor Sayın Büyükelçi? Öncelikle Türkiye hükümetine acilen Çin tarafına önemli miktarda sağlık malzemeleri gönderme konusunda sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ve aynı zamanda Türkiye hükümetinin, Çin hükümetinin salgınla mücadele çabalarına verdikleri desteklerden ve Çin tarafı için ve Çin tarafını zafer kazanacağına olan inançlarından dolayı da teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çin halkı, Türkiye halkını dostane tavırlarını çok derinden hissedebiliyor. Bu yüzden Türkiye dahil uluslararası toplumun üyeleriyle birlikte daha fazla işbirliği yaparak böyle ortaklaşa böyle bir salgınla mücadelede zafer kazanmayı arzuluyoruz. Sayın Denkli, teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için yayınımıza. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın İlker Yücel'in de başlangıçta da söylediği gibi Çin'e tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçten Çin'in güçlenerek çıkacağından eminiz efendim.
Biz de tekrar teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Değerli izleyenler, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın İlker Yücel ile birlikte Çin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Deng Li'ye yeni tip koronavirüse ilişkin merak edilenleri sorduk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.